Herkese selamlar. Yepyeni bir videoda daha karşınızdayım arkadaşlar. Bu videoda Karadeniz Ereğli'nin güzelliklerini ve tarihini keşfetmeye hep birlikte devam ediyoruz. Ve bu videomuzun konusu da Cehennem Ağzı Mağaraları olacak. Şu anda Karadeniz Ereğli'de Cehennem Ağzı Mağaralarının girişindeyim. Burada sizleri gezdiriyor olacağım ve tüm detaylarıyla sizleri burayı anlatmaya çalışacağım, yaşatmaya çalışacağım. Haydi videomuza başlayalım. Ancak videomuza başlamadan önce aşağıda çıkan butonlardan lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sorularınız varsa yorumlar kısmında sorularınızı da sorabilirsiniz. Haydi tarihe tanıklık etmeye başlayalım. Görmüş olduğunuz şu karşı taraf ana yol. Oradan buraya giriş yaptığınız zaman hemen bizi burada girişte park yeri karşılıyor. Giriş bölümünde aracınızı böyle park ettikten sonra direkt buradan girişimizi yapabiliyoruz. Şimdi girişimizi yaparken arkadaşlar burası Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olduğu için girişlerde müze kartınızı kullanabiliyorsunuz. Müze kart ile girişinizi yapabilirsiniz. Ve burası yaz döneminde saat 7'ye kadar açık. Pazartesi günleri hariç burası kullanıma açık. Böyle arka bölümden ilerleyebiliyoruz. Burası 2008 yılında 1. derece doğal sit alanı ve arkeolojik alan olarak ilan edilmiş bir yer arkadaşlar. Bizi burada el işçiliğiyle yapılan ürünlerin satışlarının olduğu standlar karşılıyor. Burada çeşitli ürünler var. Ahşap ürünler var. Doğal taş ürünlerinden yapılan malzemeler var. Dilerseniz hediyelik eşyalar alabilirsiniz. Buraya kadar ücretsiz bir şekilde gelebiliyorsunuz. Şuradaki gişe bölümünden müze kartınızla girişinizi yaptıktan sonra direkt karşımızda ilk mağara bizi karşılıyor. Şimdi ilk mağaranın önündeyiz. Burası önemli bir mağara. Burası kilise mağarası arkadaşlar. İçeri girdiğimizde de yine detayları aktaracağım. Ve şimdi ilk mağaramıza girişi yapıyoruz, kilise mağarasına. Evet arkadaşlar, şu anda kilise mağarasına giriş yapmış durumdayız. Burası Romalılar ve Bizanslar döneminde Hristiyanlığın yasak olduğu, paganizmin yasak olmadığı dönemde gizlice ibadet yeri olarak kullanılan bir mağara. Şöyle tavanına baktığımız zaman burası yontularak oluşturulmuş, özel bir alan yapılmış. Büyük bir aslında yerde fresk var. Yani bu Hristiyanlık dininde bu meşhur olan resimler, semboller diyebileceğimiz. Aziz Nikolas'ın da Lahit'in oğlundan bahsediliyor kaynaklarda. Ancak şu anda Lahit'in sadece yeri var, kendisi yok. Haydi kilise mağarasını gezmeye devam edelim. Burada yine böyle çeşitli kalıntılar mevcut. Bazıları hasarlı, kırık. Tabii pek doğal olarak. Gerçekten mağaranın içi de böyle bir serin. Görmüş olduğunuz gibi buradan sular damlıyor. Şurada da tam gelişimini tamamlamamış sarkıtlar var. Burada iki tane dilek kuyusu var arkadaşlar. Bunlara para atılarak işte inanca göre dilek tutabiliyorsunuz. Bir tanesi bu. Bir tanesi de tam onun arka bölümünde kalıyor. Yine burada duvar bölümünde bu şekilde devam ettikten sonra apsis, dilek kuyusu, asa izleri diye geçiyor. Bir tane de burada bir dilek kuyusu var. Şöyle yakınlaşarak ışıkla beraber bakabiliyoruz. Ve burada gerçekten muazzam bir görüntü var. Yani şuradaki oluşumlar insanı etkilemiyor değil. Şu anda kilise mağarasının gezisini tamamladık. Şimdi buraya adını veren Cehennem Ağzı mağarasına gidiyoruz. Bu mağara giriş hizası direkt yerle bir. Şimdi çıkacağımız Cehennem Ağzı mağarası ise yerden 12 metre yükseklikte. Yani 12 metre yukarı çıkıp daha sonrasında aşağı iniyor olacağız. Burası zaten en ilginç, en ilgi çekici olan mağara. Burada böyle merdivenlerden çıkıyoruz arkadaşlar. Burası biraz spor yaptırıyor. Böyle yeşilliklerin içerisinde, doğanın içerisinde yürüyüşümüze devam ediyoruz. Buraya genel olarak adını veren, yani 3 mağara olmasına rağmen genel olarak adının Cehennem Ağzı mağaraları olarak geçen mağaraya geldik. Ve şimdi de Cehennem Ağzı mağarasına girişimizi yapıyoruz. Evet, buraya şöyle ineceğiz ama buraya iniş çok tehlikeli. Kayalar çok alçak. Merdivenler kayabilir ve evet, şu andan itibaren soğuk başladı gerçekten. Diğer mağaraya göre efsane soğuk, buz gibi hatta. Evet, burada başımız vurmadan inşallah inebileceğiz. Gerçekten ürpertici.
Yerler ıslak arkadaşlar. Kayalardan hep su aktığı için dikkat etmekte fayda var. Ve işte mitolojideki cehennemin giriş kapısındayız. Burada çok büyük bir göl var. Bunun da yine kaynaklarda şehre aslında su sağlayan bir yer olduğu ve buradan şehre gizli tünelin olduğu anlatılır. Ve ayrıca bu Cehennem Ağzı Mağarası bizim bu yöremizde Koca Yusuf Mağarası olarak da adlandırılıyor. Böyle bir adı da var. Ve şöyle inmeye devam ediyoruz. Dediğim gibi yerler ıslak. Burası buz gibi soğuk. Burası gerçekten çok soğuk arkadaşlar. Burada da yine üst bölümde sarkıtlar var. Gelişimini tamamlamamış. Suyun berraklığı çok güzel. Sesim biraz da yankı yapıyor olabilir. Burada bir Meryem Ana silüetinden bahsediliyor ama ben videolarda da baktım. Ben göremedim. Şöyle geniş göstermek istiyorum. Şöyle devam ettiğimiz zaman burası çok alçak bir yer. Evet, işte burada belki de giriş yeri burasıydı. Kapalı görünüyor. Burası çok alçak. Burada dik duramıyoruz şöyle. Gerçekten mükemmel. Şu anda Cehennem Ağzı Mağarası'nın içerisindeyiz. Bu mağara, bu bölgedeki diğer mağaralara da genel adını veren en önemli mağara. Herkül 12. ve en zorlu görevini yapmak adına buraya geldiğinde Hades'in ülkesine giriş yapmak için buradaki kapıyı kullandığı söylenir. Daha sonrasında Kerberos'u da dışarıya çıkartarak yeryüzünde krala sunar ve kral da Kerberos'tan çok korktuğu için tekrar Kerberos'u geri götürmesini emreder. Daha sonrasında burası Heraklia Pontica adını alıyor. Burası büyük bir mağara. Diğer mağaraya göre baktığımız zaman benim sağ tarafımda, kameraya göre sol tarafta büyük bir gölet var. Bu göletin de aslında şehre su sağlayan bir göl olduğu, gizli tünelin olduğu rivayet ediliyor kaynaklarda. Onun haricinde buradan yürüyerek en arkaya doğru gidebiliyorsunuz. Orada da yine asıl Kerberos'un giriş bölümünün olduğu yer tasvir ediliyor. Tavan bölümünde ise yine yontma yapıldığını ben düşünüyorum. Ayrıca yine gelişimini tamamlamayan sarkıtlar var. Yine mikrofondan ve video kaydından da belki anlayabiliyorsunuzdur. Su sesleri hiç kesilmeden devam ediyor. Ve dilerseniz bu mağaramızdan da çıkıp şimdi son mağaramız olan Ayazma Mağarası'na geçiş yapalım. Ve dostlar, Cehennem Ağzı Mağarası'ndan da çıktığımıza göre şimdi Ayazma Mağarası'na geçebiliriz. Cehennem Ağzı Mağarası'ndan çıkınca şöyle uzun bir yürüyüş yolumuz var. Bu diğer mağaralara göre biraz uzakta olan bir mağara. Yani çok uzakta değil ama diğerlerinin mesafesine göre. Şimdi buraya geldiğiniz zaman eğer geniş vaktiniz varsa burada restoran da var. Ve bir tane de amfiteyatro var. Bazen burada etkinlikler yapılabiliyor. Şöyle gördüğünüz gibi yeşilliklerin içerisinde. Normal şartlarda buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar hızlı gezerseniz tahminimce yarım saat 40 dakikada burası biter. Biraz yavaş yavaş gezeyim derseniz 1 saat 1,5 saat gibi bir vakit ayırırsanız güzel bir şekilde burada keşfinizi yapmış olursunuz. Bu merdivenlerden sonra hemen burada bir alan var. Mağara görünümlü. Ancak burası o Ayazma Mağarası değil. Ayazma Mağarası biraz daha ileride ve yürümeye devam ediyoruz. Sahil bölümünde büyük bir devasa Herkül ve Kerberos heykeli de var. Bu videoda onu da göstereceğim. İlerleyen dakikalarda mağaralardan sonra oradaki heykeli de götüreceğim size. Bu bölgedeki son ve üçüncü mağaramıza geldik. Ayazma Mağarası'ndayız. Ve şimdi içeri geçelim. Şöyle keşfetmeye devam edelim. Ve şöyle Ayazma Mağarası'nda girişimizi yapıyoruz. Burası yolla bir, şöyle az bir rampadan inerek girişinizi yapabiliyorsunuz. Burada yine Roma döneminden kalma horozlar, tavuklar var. Abi çok iyi niyetli bir çalışma ama yemez. Evet, böyle bir girişimiz var arkadaşlar. Geniş, ferah. Batı kısmında ise bir gölet olduğundan bahsedilmiş. Şimdi şöyle batı tarafına doğru ilerliyoruz. Evet, gerçekten kocaman bir
Mağara. Bu tarafa doğru geldikçe buz gibi oldu yine. Bu ışıkların olduğu yerde de gölet var. Hemen oraya doğru yaklaşıyoruz. Gölete doğru yaklaştıkça yükselti de azalıyor. Ve şöyle şu hizadan başlamak üzere burada da gölet var. Arkadaşlar görüntüler karanlık maalesef. Yani mağarada olduğumuzdan dolayı olabildiğince iyi açılar yakalamaya çalışıyorum. Ancak burada imkanlar bu kadar. Ve dostlar şu anda Ayazma Mağarası'nın içerisindeyiz. Burası büyük ve doğal bir mağara ve en büyükleri burası olduğu söyleniyor. Bu tavan bölümünün baltalarla düzeltildiği belirtilmiş. Onun haricinde buraya Ayazma adının verilmesinin nedeni ise kaynaklarda Roma ve Bizans döneminde kullanılan bu arka bölümde görmüş olunan suyun kutsal sayılması. Muhtemelen de dinsel törenlerde buradaki sular kullanılmış. Ve son mağaramızı da gezdik ve aynı geldiğimiz istikamette devam ederek çıkışımızı yapacağız. Gerçekten keyifli ve soğuk bir videoydu. Öğrenebildiğim kadar bilgilerle sizlere bunları aktarmaya çalıştım. Ve şimdi sahile ineceğiz. Sahilde ise size Herkül ve Kerberos'un heykelini yakından göstereceğim. Şimdi sahile geçelim. Ve arkadaşlar şu anda Karadeniz Ereğli sahildeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz heykel Herkül'ün ve Kerberos'un tasvir edilmiş hali. Burada Herkül'ün kim olduğundan bahsediliyor arkadaşlar. Herkül'ün Tanrı Zeus ile Alkmen'in oğlu olduğundan bahsedilmiş. Yine Herkül'ün yarı tanrı olduğundan ve güç ve moralin simgesi olduğundan bahsediliyor. İşlediği suçlardan arınmak ve kefaret bedelini ödemek için verilen 12 görevden bahsedilmiş. Ve en sonunda da yapmış olduğu bu tüm 12 görevi de başarıyla tamamladığı için Tanrılar tarafından Olimpos Dağı'na götürüldüğü ve orada ölümsüzlükle ödüllendirildiğinden bahsediliyor. Ve arkadaşlar böylece Cehennem Ağzı Mağaraları videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Aşağıda çıkan butonlardan lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sorularınız varsa yorumlar kısmında sorularınızı da sorabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.